civarında ama benim... Kış atıyorsun. Evin orada da var. Toplam... Biliyor musun değil mi? Bu kışlık diyeceğini halletmiş. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Doktor Mehmet Ünlü Mügüler'in talimatlarıyla nitelikli tarıma, katma değerli tarıma devam ediyoruz. Onlardan biri de burada Ordu'nun en güzel mahallelerinden birindeyiz. Şenboluk Mahallesi'nde, İkizce'de organik tarımın, organik fındığın yoğun olarak yapıldığı bir bölge bu. Bu da bölgede bulunan kestane ormanları içinde çok uygun arıcılığa, kestane arıcılığa, kestane balı üretimine çok uygun bir alan yaratmış oluyor. Burada çok değerli de arıcılarımız var. Kurdukları bir kooperatif var. Bu kooperatifte gün geçtikçe daha fazla faaliyetlerini artırmaktadır. Biz burada amacımız kestane balının İkizce Şenboluk Mahallesi'ndeki buradaki ormanları kestane balına coğrafi işaret kazandırarak balın değerini, katma değerini artırmak ve herkese tanınır hale getirmek. Buradaki balın coğrafi işaretli olarak kestane balının yapılması ile alakalı sonsuz destek veriyoruz. Amacımız burada Sayın İkizce Belediye Başkanımızın, Sayın İkizce Kaymakamımızın verdiği destekleriyle beraber Büyükşehir Belediye'miz olarak biz de destek vererek bunu nihayet erdirmek ve bu coğrafi işareti alınması. Bu amaçla özellikle biz TÜBİTAK ile işbirliği yaptık. Evet. Ve TÜBİTAK'ta kestane balının analizlerini yaptırdık. Belki de şu an Türkiye'de TÜBİTAK'ta analizi yapılmış tek kestane balı İkizce'ye ait. Sonuçları mükemmel çıktı. Ciddi anlamda arkamızda bir desteğin olduğunu gördük coğrafi işaretleme için. Coğrafi işaretin bu memlekete çok şey getireceği, katma değer anlamında gelir getireceğini farkındayız. Çünkü bunu gördük. Ordu Büyükşehir'imizin bize verdiği destek çok önemli. Niye derseniz TÜBİTAK'ta analizlerimizi yaptırıyoruz Sayın Hilmi Güler Bakanımızın sayesinde. Biz organik tarımla da uğraşıyoruz burada. Prestij kalıntılarına hiç rastlanma şansı yok. Sıfır diyoruz. Neden derseniz organik tarım yapıyoruz 15 yıldır. Fındık'ta organik tarım. Bu da doğayı bozmuyor. Genç çiftçilikle uğraşıyoruz. Köyde büyüklerimiz sayesinde bir kırsal kalkınma kooperatifi, yani bal üzerine bir kooperatif kuruldu. Bununla birlikte hem gençlerimiz köye dönmüş olur, hem de burada alternatif ürün olarak bal üretimi olmuş olur. Bu sayede de arkamızda Büyükşehir Belediye'miz ve başkanımızın destekleriyle birlikte daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz.